27 yıllık eşini bilinmeyen numaradan gelen arama yüzünden öldürdüğü ortaya çıktı. Korkunç olay 2 yıl önce yaşandı. Gülsüme Özdiş'in telefonu bilinmeyen bir numara tarafından arandı. Arayan kişi konuşmuyor, sadece nefes alıp vermesi duyuluyordu. İşte bu aramalar birkaç kez tekrarlanınca sorun olmaya başladı. Gülsüme Özdiş'in telefonu eşi yanındayken tekrar çaldı ve numara yine görünmüyordu. Bu kez telefonu Nazım Özdiş açtı. Arayan kişi yine konuşmayınca öfkeli koca önce eşiyle kavga etti, ardından şiddet uyguladı. Nazım Özdiş eşini bilinmeyen numaradan arayan o kişinin köyde günlük 50 lira yövmeyle çalışan Ziya Nur Memiş olduğundan şüphelendi. Ve o şüphesinin nedeni ise evin önünden geçerken Ziya Nur Memişoğlu'nun ıslık çalmasıydı. Islık atıyor, atıyor, gidiyorum ben mesela. Ben çobar adamım, alışmışım, ben ıslık tuturum, şey ederim. Bundan şüphelendi ve kahveye mi geldi? Kahveye geldi, seni öldüreceğim. Nazım Özdiş eşini arayan kişinin Ziya Nur Memiş olduğunu kafasında kurmuştu. Bir gün Memişoğlu torununu okuldan aldı ve eve doğru ilerlerken işte tam o esnada Nazım Özdiş bıçağını çıkardı ve talihsiz adama torunun yanında bıçağı sapladı. Torunun yanında elimde de salmıyor elimden. Ayaklarım dibinde. Sebahat Memişoğlu eşinin yaşadığı bu olaylardan sonra daha fazla dayanamadı ve eşi hastaneden taburcu olduktan yaklaşık 45 gün sonra o da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Üzülüyorum. Ben çok seviyorum annemi. Nazım Özdiş boşanma davası açan eşi Gülsüme Özdiş'e de acımadı. Silahla vurup öldürdü. Bilinmeyen numaradan arayıp bir aile faciasına neden olan kişi kim? Hala bulunamadı ama cani koca yargılandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.